13. nota Medar iltibas olmuş 5 meseledir. Birincisi tarike hakta çalışan ve mücahede edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenabı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Edebu Din ve Dünya Risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki Madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki: İnnelillahi en yahtebira abdehu ve leyse lil abdi en yahtebira rabbehu. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: Sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye tecrübevari bir surette, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki, bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerası ve etba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet, insanın elindeki cüz-i ile işledikleri ef'allerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar, halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve imaneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad-ı mutlak, muktedai kül, rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam, "Ve ma alar rasuli illa'l olan ferman-ı ilahiyi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü innekela tehdimen tehdi men ve lakin Allah men sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halikinize karşı tecrübe vaziyetini almayınız. İkinci mesele, ubudiyet emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyetin dâisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille -i gayiye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatlar, o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akıyım bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan evrad-ı kutsiye-i veya bin hasiyeti bulunan Cevşenül Kebiri o faidelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar, o faydeleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydeler, o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette o halis bir de talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki, böyle hasiyetli evradı okumak için, zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydeleri düşünüp, şevke gelip, evradı sırf rıza ilahi için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar aktaptan ve selef-i salihinden mervi olan faydeleri görmediklerinden şüpheye düşer, hatta inkar da eder. Üçüncü mesele tubâ لمن عرف حده ولم يتجاوز طره yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez nasıl bir zerre camdan bir katre sudan bir havuzdan denizden kamerden seyyarelere kadar güneşin cilveleri var her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini misalini tutuyor ve haddini biliyor bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der fakat ben de deniz gibi bir ayneyim diyemez. Öyle de Esma-i İlahiyenin cilvesinin tenebbühüne göre makamat-ı evliyada öyle meratip var. Esma-i İlahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kalp de bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan acz ve fakr, kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahr suretinde gidenler, zerrecik kalbini arşa müsavi tutar, katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın makamatiyle ile iltibas eder, kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için, tasannuata, tekellüfata, manasız hotfuruşluğa ve birçok müşkilata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki, heleken nasu illel alimun, ve helekel alimune illel ve helekel amilun illa el muhlisun ve azim yani medar necat ve halas yalnız ihlastır İhlası kazanmak çok mühimdir bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. وَمَا اَنَا بِالْبَاغِي عَلَى الْحُبِّ الرِّشْوَةً ضَعِيفٌ هَوَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ ثَوَابٌ Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatıyken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Dördüncü mesele, esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi, doğrudan doğruya o nimeti cenab Hak hesabına verir. Madem o, lisan-ı hal ile Bismillah der, sana verir, sen de Allah hesabına olarak, Bismillah de al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise, o Bismillah demeli sonra ondan al yoksa alma. Çünkü velâ te'kulû mimmâ lem yuzkir aleyh ayetinin manayı sarihinden başka bir manayı işaretisi şudur ki münimi hakikiyi hatıra getirmeyen ve onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren bismillah demeli hem alan bismillah demeli. Eğer o bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaç isen sen bismillah de onun başı üstünde rahmeti ilahiyenin elini gör şükür ile öp, ondan al. Yani nimetten inama bak. İnamdan münimi hakikiyi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. Esbab-ı zahiriyeyi perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir. Hem bir şeyin ademi bir nimetin madum olmasına illet olduğundan tevehüm eder ki o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Çünkü bir nimetin vücudu o nimetin umum mukaddematına ve şeraitine tereddüb eder. Halbuki o nimetin ademi bir tek şartın ademiyle oluyor. Mesela bir bahçeyi sulayan cedvelin deliğini açmayan adam o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka, yüzer şerayetin vücuduna tevakkufla beraber, illet hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. İşte bu malatanın ne kadar hatası zahir olduğunu anla ve esbabperestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil. Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor, fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Fakat illet olmamış. İllet rahmet-i ilahiyedir. Evet o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat mezkür kaideye binaen o meyli ihsan o nimete illet olamaz. Ancak yüzer şeraitin bir şartı olabilir. Mesela Risale-i Nur'un şakirtleri içinde Cenabı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar hüsrev, re'fet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak onlara dersi Kur'anî'de verdiği nimeti istifade ile üstatlarına ihsan ettiği nimeti ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki: Eğer üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi istifademize illettir bende derim, ey kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i ilahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakitlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki, bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti? Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsi nimetten sonra bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş, birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz. Bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır. Beşinci mesele, nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur veya cemaate ait vakıfları bir adam zaptetse zulmeder, öyle de cemaatin sahileriyle hasıl olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle tereddüb eden bir şerefi, bir fazileti, o cemaatin reisine veya üstadına vermek, hem cemaate hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder, belki bir şirke hafiye yol açar. Evet, bir kalayı eden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet şerefini binbaşısı alamaz. Evet, üstad ve mürşit, mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve makes olduklarını bilmek lazımdır. Mesela, hararet ve ziya, sana bir ayna vasıtasıyla gelir. Senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel, ayneyi mastar telakki edip, güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Evet, ayna muhafaza edilmeli çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze mâkes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Hatta bazı olur ki, mastar telakki edilen bir üstad, ne mazhardır ne de mastardır. Belki müridinin saffet-i ihlasıyla ve kuvvet-i ile ve ona hasrı nazar ile o mirit başka yolda aldığı püyüzatı üstadının mirat ruhundan gelmiş görüyor. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır, o aynede çok garayibi müşahede eder. Halbuki aynede değil, belki aynaya olan dikkati nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki bazen nakıs bir şeyhin halis müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur.